ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Allah subhanahu ve teala bizleri böyle güzel bir günde bir araya getirdi. Ona sayısız hamdü senalar olsun. Amin. Kardeşlerimiz bize ikramda bulundular. Kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah subhanahu ve teala bu beraberliklerimizi ahirette daim eylesin inşallah. Amin. Sevgili kardeşlerim, iki olay, bir hadis, ondan sonra inşallah programı kapatacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbnül Cebel'i Yemen'e davetçi olarak gönderiyor. Allah'ın şeriatından murat nedir? Allah'ın emir ve yasakları ne buyurmaktadır? Muaz radıyallahu an tebliğ etmek için Yemen'e gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbnül Cebel'e ilk tavsiyesi diyor ki, ey Muaz, Allah'tan kork. Allah'tan kork. Hangi durumda olursan ol, nerede bulunursan bulun, Allah'tan kork, Allah'tan sakın. Bir kötülük işledikten sonra hemen arkasından bir iyilik yap ki kötülüklerin silinsin. Muaz radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönüyor. Ya Resulallah, la ilahe illallah sözü bir iyilik midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüyor. Diyor ki, la ilahe illallah sözü bir iyiliktir. Bir gün Ebu Zer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak olan bir şey tavsiye et. Cennete yaklaştıracak ve cehennemden azat edecek bir tavsiyede bulun deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüyor. Diyor ki, ya Ebu Zer, insanlarla iyi geçin. Bir kötülük işledikten sonra hemen arkasından bir iyilik yap ki kötülüklerin silinsin. Dedi ki, ya Resulallah, la ilahe illallah sözü bir iyilik midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü, hem de iyiliklerin en büyüğüdür dedi. Evet abiler, hangi makamda olursak olalım, hangi mevkiyi işgal edersek edelim, ister patron, ister işçi, ister alim, ister abid, isterseniz avamdan olun, isterseniz muttakilerden olun, fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbnül Cebel'e yaptığı tavsiyenin başına takvayı koyuyor. Takva, Allah'ın istediği şekilde yaşamaktır. Takva, Allah Azze ve Celle'den sakınmaktır. Takva, haramlara bulaşmamaktır. Takva, haramın içine girdikten sonra vicdan azabına vurulan büyük bir kamçıdır. Neden? Hatırlayın, Cüheyne kabilesinde zina eden kadını. Takvası zina etmekten onu alıkoymadı. Ama öyle bir takvaya ve mertebeye ulaştı ki yıllarca bu durum onu rahatsız etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi, dedi, ya Resulallah, ben zina ettim, beni temizle. Bu temizle ne demek biliyor musunuz kardeşler? Ya Resulallah, benim amel defterime öyle bir kara çalındı ki onu ancak kan temizler. Allahu Ekber. İstikbar değil, tevbe değil, ancak kan temizler o günahı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere döndü. Dedi ki, bunun akli bir zorunluluğu var mı? Aklinden ya da akli melekelerinden bir problemi var mı? Dediler ki, yok ya Resulallah. Kadın doğru söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, çocuğunu doğur gel. Kadın çocuğu doğurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sütten kesilsin gelsin. Kadın çocuğunu emzirmeye başladı. Ayetle sabittir. Tecrübe bunu gösteriyor. Abiler, tam 2 yıl sürer. Çocuğun doğumu 1 yıl sürdü. 3 yıl boyunca o takva, o kamçı, o kadının yüreğini öyle deldi geçti ki her seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısını çaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, çocuk kendi yiyeceğini yiyecek bir hale gelene kadar bekle. Sonra bana gel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısını o kadın çaldı. Elinde çocuk, dedi ki, ya Resulallah, bak dedi, şu çocuk şu an elindeki katığı tüketmekte. Artık kendi başına beslenmekte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,
yanındaki kadına dedi ki bu çocuk artık sana emanet ve kardeşinizi de hazırlayın. Neye? İstiğfara. Kanla, gözyaşıyla dökülecek bir bağışlanmaya hazırlandı. Ve ölümünden sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh Resulullah'a döndü. Ya Resulallah, bu kadının şimdi cenazesini kılacağız mı dedi. Allah Resulü dedi ki ya Ömer, bu kadının yaptığı istiğfar, bağışlanma, tevbe Medine'ye dağıtılsa her birine yeter dedi. Subhanallah. Takva insanı haramdan korur. Ancak haramı engelleyemediği takdirde vicdan azabına vurulan büyük bir kamçıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğütüyor. İster çalıştığınız yerde, isterseniz sizi kimsenin göremeyeceği şu ormanın derinliklerinde büyük bir hakikate davet ediliyoruz. Allah'tan korkmak. Peki, bir kötülük yaptıysak, Resulullah aleyhissalatü vesselam onun temizleyicisi olan bir şeyi söylüyor. Hemen bir iyilik yap. Ne yapayım ya Resulallah? İnsanlarla iyi geçin. Müslümanlarla iyi geçin. Müminlerle iyi geçin. Komşunla iyi geçin. Patronunla iyi geçin. İşçinle iyi geçin. Çalışma arkadaşınla iyi geçin. Talebeysen hocanla, hocaysan talebenle iyi geçin. Bunun karşılığında bir bağışlanma ve istiğfar vardır. Ama bakın sahabe sordu. Dedi ki ya Resulallah, la ilahe illallah sözü de bir iyilik midir? Resulullah ne dedi? İyiliklerin en büyüğüdür. Neden? Bütün peygamberler la ilahe illallah sözü için gelmiştir. Bütün peygamberler o hakikati insanlara tebliğ için gelmiştir. Bazı peygamberler o söz için öldürülmüştür. Bazı insanlar o sözün bedelini ağır ödemişlerdir. La ilahe illallah bir hayat tarzıdır. Allah'tan başka ilah yoktur. Yeryüzünü yaratan, gökleri var eden, yerin katmanlarını kat kat yaratan Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah kanun koyandır. O Allah yaşam şeklini belirleyendir. O Allah oturmanı, kalkmanı, ev içindeki hukukunu, iş yerindeki geçinme şartlarını belirleyen bir Allah'tır. Evet, bu söz büyük bir hakikattir. Hayırların en büyüğüdür. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en büyük zikir la ilahe illallah sözüdür. La ilahe illallah hem bir zikirdir hem de bir hayat nizamıdır. Allah azza ve celle bu yüce kelimelere teslim olmayı bizlere nasip etsin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği takvaya bürünmeyi, bir kötülüğün ardından hemen bir iyilik yapmayı, la ilahe illallah sözünü hayat prensibi haline getirmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Allah-u Teala şu an sınırlarımız içerisinde ve sınırlarımız dışında ihtiyaç sahibi bütün mümin erkek ve mümin kadınlara yardım etsin. Amin. Gözyaşlarını tebessüme, kanlarını merhamete çevirsin inşallah. İnşallah şu an yeryüzünde mustazaf durumunda bulunan mümin erkeklerin ve mümin kadınların güldüğü günler yakındır. Allah subhanahu wa ta'ala o yakınlığa bizlere kavuştursun. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Al-Fatiha. Selamun.